Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Lion Track. Digor'lu Umut'a ait bir Scania modumuz var. Gördüğünüz gibi tam bir Lion Track. Tam böyle aslanlı. Çok güzel kaplaması olan bir araç. Bununla daha önceden oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yeniden 1.45 versiyona güncellenmiş bir şekilde. Dorses ile beraber sağ olsun Umut bize gönderdi. Ellerine kollarına sağlık. Ücretli bir araç modu. Aracı satın almanız için Umut'a ulaşabilirsiniz, bilginiz olsun. Grand Utopia haritasındayız bu arada, şöyle de göstereyim. Çok uzun bir rotamız yok, 16 kilometre bir yolumuz var. Ama harita birebir ölçeklemeli biliyorsunuz. Şöyle dolaşarak gideceğiz, gitmediğimiz bir yol burası. Bu şehre falan hiç gelmemişiz daha önceden. Zaten gittiğimiz yerler şöyle beyaz olarak gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bugün de bu rotayı gitmiş olacağız. Güzel bir rota. Şöyle aracı da bir göstereyim sizlere. Güzel de bir sesi var. Hatta çalıştıralım şöyle dışarıdayken. Böyle bir sesi var aracın. Böyle çalışa dursun. Yalnız şurada bir hata görüyorum ben. Dorse buraya giriyor. Burada bir hata var. Umut bunu düzeltirsen daha iyi olur. Şöyle yandan da görelim aracı. Hatta ben aracın ön tarafını indirdim, şöyle kaldırayım. Ondan mı diyeceğim? Ondan değil. Bak şu an sonuna kadar kalkmış bir şekilde duruyor. Hatta arkayı indireyim. Arkayı en aşağı indirsem bile yine de o şekilde gözüküyor. Basit bir olaydır. Hallederse daha güzel olur. İçine de bakalım. İçi de böyle aslan pençelerinin böyle verdiği yaralama gibi yapmış böyle. O da gayet güzel olmuş. Haydi çıkalım yolumuza. Güzel yollar bizleri bekliyor yine. Tabii ki Grand Utopia, tabii ki güzel yollar. Şöyle üst tarafı açalım. Yolumuza çıkalım. Manuel kullanacağım. Uzun zamandır manuel kullanmıyoruz. Hep otomatik otomatik, nereye kadar yani? Limandan çıkıyoruz. Ses de güzel, böyle patara patara gidiyoruz. Buralarda pek trafik yok herhalde. 3 yaptım trafiği. Ama çok bir akıcılığı yok şu an trafiğin. Şimdi karşıdan yavaştan geliyor. Ama ses mükemmel abi. Tam patara patara böyle. Seviyorum bu sesi. Hop, dönüş varmış şurada. Bayağı da keskin. Hakikaten burada niye çok az ya trafik? Bu bölgede baya baya az yani.
Geç dayı. Geç dayı, bak sinyal de vermedim geç, geçeceksin diye. İlginç trafik ya. Hakikaten ilginç trafik yani. Araç nefes alıp veriyor ya resmen. Vites değiştirirken falan. Huh falan yapıyor böyle resmen ya. İki tane sesi var. Birbirine yakın biraz sesler. Ama bu benim daha çok hoşuma gitti. Daha öyle çatara patara geliyor bu. Diğeri biraz daha kapalı geliyor. Huh. Huh diye ses geliyor araçta. Yüksekte bir çatırdatalım ya. Güzel de kaçıyor. Yükümüz var 17 ton. Ama ona rağmen güzel kaçıyor yani araç. Çok girdik dibine. Yollar güzel, tam böyle Avrupa'yı yollar. Şekil yollar var yani. Solu işgal etmeye devam edeceksin herhalde. Biz devam. Hala 1.46 tam sürüm gelmedi ilginç bir şekilde ya. Normalde gelmesi lazımdı bu zamana kadar. Çünkü 1.46 beta çıkalı çok oldu. Hala tam sürümü getirmediler. Gerçi şimdi hello mellow falan bir şeyler var. O bittikten sonra muhtemelen gelecektir. Ne döndü be dayı, ne döndü valla. Bu yolları ilk defa görüyoruz. Hiç gitmedik buradan. Yani sahil kenarı böyle tek şerit. Güzelmiş yollar. Ses nasıl? Çatara patara, çatara patara gidiyor. Burada ne varmış ya böyle?
İlginç bir bölge. Hadi çık dayı, gelen giden yok, çık hadi. Hemen devam et yoluna. Biz de arkandan gelelim. Biz şuradan soldan devam. Bize burası kapalı. O kadar yol geldik. 16-17 kilometre yazıyordu. Daha hala 7 kilometremiz var. 10 kilometreye ancak gelebilmişiz yani. Evet, burada çadır karışır. O yüzden dikkatli girelim buraya. Arada motor frene iyi geliyor. Aslında buna güzel bir böyle çatara patara yapacak bir motor freni lazım. Böyle pata 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 pata, o da aynı şey gibi. ATS'deki neydi o? W900 müydü neydi? Bir tır vardı ya. Kenworth'un. W900'dü galiba. Onun motor freni öyle. Bir basıyorsun pata 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 öyle. Devir saatine göre. Aynı onun gibi motor freni buna yakışır aslında.
kapattık, gidiyoruz, hadi bakayım. Bir an dedim ne oluyor, dönüş varmış oraya. Herhalde bu kafayı yedi trafik. Yalnız ben gidiyorum, benim önümdekiler de güzel gidiyor. Hazır gelen giden yokken şöyle bir yapıştıralım. Varmış. Allah! Artık şöyle gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Yavaşlayamayacağım çünkü arkadan bodozlama gireceğim adama. Bir dediğim deneyim şansım ama aklım yavaşlamayacak araç. Haydi, dönüş var burada. Retarder hayat kurtardı şu anda. İnanılmaz hayat kurtardı hem de retarder. Yoksa frenle yavaşlayamıyordum. Bak şimdi ben geçmeye çalışıyorum, o da geçmeye çalışıyor. Oo, gelmişiz. Bausel. Şirket giriş nerede ya? Ha, buradaymış. Direksiyon takipli kamerayı açalım. Teslimat yapacağız uzun zaman sonra. Nerede abi yük boşaltma? Bakayım navigasyona. Oğlum bayrağa doğru gidin diyor. Bayrak yok ki. Bayrak hala önümde gösteriyor bana. Arkada mı? Burada mı? Bakayım. Arkada. Aynen burada. Hadi bakalım sokabilecek miyiz buraya? Toplayıp tabii gecikmeli bir teslimat olacak çünkü ben saati değiştirdiğim için sürekli
Abi normalde tek hamlede sokardım ben bunu buraya. Niye böyle oldu bu sefer? Hakikaten tek seferde sokardım ben onu. Çok zor bir yer değildi aslında. Motoru kapatalım. Boşaltalım. Gecikmeli olacak. Aynen. Tamam, devam et dedik. Sür dedik. Evet, yükümüzü de teslim ettiğimize göre. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, tekrardan Umut'un ellerine kollarına sağlık. Araç çok şekil duruyor. İçten güzel ama dıştan çok karizmatik. Hakikaten çok karizmatik duruyor dıştan yani. Söylediğim gibi araç ücretli. Umut'a ulaşabilirsiniz satın almak için. Videonun yorumlarında ben harita linkini, diğer kullandığım bütün mod linklerini de bırakmış olacağım. Oradan isteyen indirebilir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.